Herkese merhaba ee, yine bir cuma günü saat 16'da e, hafta sonu haftayı kapatıyoruz ekonomi tüp ekranlarında canlı yayındayız e, oldukça e, zor bir hafta oluyor herkes malumunuz e, önceki günkü satışlar arkasından toparlanma çabaları bugün de borsa bir geliyor bir gidiyor yani e, zor zamanlardan geçtiğimiz e, aşikar burada bugünkü e, konu konuyu da dalgalı denizde kaptan olma rehberi olarak seçtim e, biraz şu kısa ve e, kısaca şu zor dönemde strateji nasıl kurulabilir ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar e, oldukça volatil bir ortam var şimdi dün e, paketten gelenleri değerlendirelim Öncelikle ne geldi paketten İşte kredi kartlarının 50 bin ile 100 bin TL arasında olanlara ve 100 bin liradan yüksek olanlara minimum ödeme tutarını yüzde %40'a çıkardılar. Bireysel kredilerde 100 bin TL üzerinde maksimum 12 ay vade onaylandı. Bununla birlikte SPK'nın da alkarzlarda yabancıların girişini teşvik edici belli şeyleri var işte. Bunlar çok önemli bir şey getirmedi. Bir de en çok beklenen. E, merak edilen daha doğrusu GES var. E, şimdi GES tarafında da açıkçası zaten hiçbir bilgi verilmedi. E, 15 Haziran'da ilk ihraç e, için talep toplanacağı söylendi. Burada GES'in getiri oranı e, bilinmiyor ve en önemli konu GES'in getiri oranı arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde bu e, borsayı da kuru da şekillendirecek olan şey GES'in getiri oranı. Peki ne kadar olabilir ya da nasıl bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz? Arkadaşlar dün iş bank iş e, CTR sermaye attırımına gitti. Şimdi burada bankacılık tarafında süper bonun iptal edilmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak da piyasada konuşulan daha önceki yayınlarda da konuştuk. Neydi? E, bankaların mevduat toplamasını engelleyeceği içindi ki doğru bir yaklaşım. Gerçekten de süper bono yani tüfe endeksli bir bono çıkarsa enflasyon e, bankalar mevduat toplayamaz. Dolayısıyla arkadaşlar Bunları üst üste koyduğumda ve dünkü çıkan bana göre çok da piyasaya etki etmeyecek açıklamalardan sonra şunu anlıyoruz ki ekonomi yönetiminde bankacılık sektörünün finansal sektörü sağlığını gözetme içgüdüsü var bankacılık tarafıyla ilgili çok sert bir düzenleme yapmak istemiyor ya da işte çok bankacılığı zora sokacak bir getiri vermek istemiyor bonolar, tahviller süperdi, oydu buydu bu yöntemlerle. Dolayısıyla bunun etkisiyle bankacılık endeksi bugün %2.25 yukarıda olduğunu ben düşünüyorum. Bankacılık endeksinin yukarıda olmasının en önemli sebeplerinden biri bu. Süper bononun giderek yavaş yavaş eee süper bono ihtimalinin azalması, e, işte onun yerine dün açıklanan GES gibi farklı modellerin olması. GES'te e, faiz ne olur bilemiyorum ama GES'te böyle 20 30 civarında bir faiz olursa arkadaşlar bu faiz oranı eğer GES totalde işte %25 garanti verir üzerinde de işte şu kadar olabilir vesaire gibi bir şeyle çıkarsa 30 civarlarında bir faizle piyasanın ateşini söndürecek düzeyde olmaz diye ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla GES'in faiz oranı en azından böyle 40-50'lerde olursa piyasa o zaman bir şok etkisi görür. Süper o kadar tahmin ettiğimiz kadar olmasa da yine ciddi bir etki görürüz. Bu sefer nominal anlamda da ciddi satışlar olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada tabii GES'in faizi belirleyici faktör. Bunu şu an kimse bilmiyor. Biliyorum diyen de spekülasyon yapıyordur. Bunu söylemek zaten yanlış olur. Hatalı olur. Ama dediğim gibi e, tahmin e, ne olursa ne olur diye biz burada profesyonel olarak ancak yorum yapabiliriz. Dediğim gibi %30 ve civarlarında bir ges açıklanırsa totaldeki getirisi %30'larda olacak. O zaman çok bir etkisi olmaz arkadaşlar. Peki böyle dönemlerde borsada nasıl e, hareket etmek lazım? İşte nasıl bir strateji uygulamak lazım? Arkadaşlar benim tavsiyem burada e, iki seçenek var. Bu iki seçenekten birini tam anlamıyla uygulamak lazım. Bu tam anlamıyla uygulanacak. Yani birin biraz birinden, biraz birinden e, yaparsanız, o zaman bu bu zaman her türlü para kaybedersiniz. E, doğru stratejiyi seçmeniz lazım. Doğru stratejide nasıl olur? E, ya kısa vadeci olarak yaklaşacaksınız. Ee, kısa vadede hemen stop olacaksınız. Örneğin işte e, dün muhtemelen stop olmuştunuz. Zaten kısa vadeciyseniz. Hemen sonra piyasa toparlandığında tekrar aktif olarak yani aktif olarak trade edebilirsiniz. Bu bir stratejidir. Ee, kısa vadeli stoplarla riski almazsınız. Ee, hemen satarsınız. Sonrasında tekrar küçük trade'lerle e, olduğunuz stopun parasını çıkarmaya çalışırsınız arkadaşlar. Bu bir stratejidir. Bir diğer strateji uzun vadeli stoplar belirlersiniz. Bu stoplar daha aşağıda olur. Bana göre şu an uzun vadeli stop 2200 seviyeleridir. 2200 seviyelerin altına inerse uzun vadede stoplar bir duruma bakarım. Ülke nereye gidiyor? Borsa nereye gidiyor diye. bu kendi uyguladığınız stop seviyelerinde uzun vadede kısa vadeye göre çok daha aşağıda bir stop uygulayarak ee, burada bekleyici durumuna geçersiniz ne olur dünkü gibi durumlarda zarar yazarsınız ya da kardan eritirsiniz beklersiniz acele davranmazsınız bence küçük yatırımcı için bahsettiğim ikinci seçenek daha makul arkadaşlar beni biliyorsunuz ben kısa vadeciyim ama benim e şartlarım farklı e bakış açım farklı imkanlarım e profesyonel olarak bu işi yapıyorum dolayısıyla ben küçük yatırımcıya sürekli ekran başında olmayacak işte farklı mesleği olan vesaire insanlara böyle ortamlarda uzun vadede belirlediğiniz stopları kullanmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla iki tane temel strateji var. Özet geçersek ya çok yakın stop uygulayacaksınız kafanız rahat olacak biraz daha zarar etseniz de ya da borsayı kaçırsanız da tekrardan girebilme imkanınız olacak ya da uzun vadeci olacaksınız arkadaşlar zararı sineye çekeceksiniz uzun vadede belirleyici olan seviyelere stop loss koyacaksınız ona göre hareket edeceksiniz. Dediğim gibi, bana göre şu an 2.200-2.250 puan aralığı uzun va orta vadeli en azından beni e, stop seviyesine götürür diye düşünüyorum. E, benim yaklaşımım bu şekilde bu seviyelere gelmeden de uzun vadecilerin maldan çıkması e, daha e, kötü sonuçlara yol açabilir. Neden? Çünkü hala 17.05 bir dolar var şu an önümüzde ve enflasyon gerçeği var. Bu enflasyon ortamında işte görüyorsunuz bilançoları dün akşam mavinin bilançosu geldi. Yine fevkalade bir bilanço sabahtan beri zaten tavan e, mavi. Dolayısıyla arkadaşlar bu ortamda e, bu kadar enflasyonun olduğu bir ortamda nasıl bu şirketler e, daha az bilanço açıklayacak? Real anlamda çok ciddi küçülmesi lazım. Burada şirketlerin değer kaybedebilmesi için reel anlamda küçülmekte işte böyle çok yüksek bir faiz arttırımı gelir ekonomi tamamen durma noktasına gelir. Sırf bu ateşi söndürmek için enflasyon ateşini kur ateşini ancak öyle bir durumda bu durum gerçekleşebilir. Benim tavsiyem böyle bir durum riskine karşı da çünkü olabilir mi olmaz diye bir şey yok her şey olabilir hayatta. Böyle bir durumda da yurt dışı ağırlıklı döviz geliri yaratan şirketleri seçtiğimiz noktada. Ee, sorun yaşamayacağız diye tahmin ediyorum. Örneğin işte hep konuşulan hisseler burada zaten işte Aksa'dır, e, Kortsa'dır. Bu tarz şirketler zaten Türk, Türkiye ile çok fazla işi yok. Türkiye riskini çok az hisseden e, şirketler. Böyle ortamlarda Türkiye riski eğer e, çok sert öldürücü bir noktaya gelmezse Allah korusun e, Türkiye riskini az... E, Türkiye'den az etkilenecek. Türkiye riskini çok minimumda barındıran şirketlerdeki satışlar alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Nitekim işte dün baktığımız zaman e, satış e, satışlarda işte korsanın dün e, 51 e, 45 seviyesine kadar düştüğünü gördük. Bugün de işte şu anda 54 60 seviyelerinden trade ediyor. Açılışta da. 52.50 açtı. E gün içinde de 55.90'a e, kadar yükselmişti korsa. Dolayısıyla arkadaşlar burada şunu görüyoruz. Şimdi bu arkadaşların dolar e, TL riski olmayan ya da Türkiye riski çok minimal olan işte yurt dışında üretimleri olan bunlardan biri keza şişeceğim e, Türkiye riski görece çok az olan şirketler Türkiye riski dolayısıyla borsanın satıldığı anlarda alım fırsatı verir. Ama Türkiye riski nedeniyle borsanın satıldığı anlarda Türkiye riskini yüksek oranda barındıran şirketler onlar kadar alım fırsatı vermez. Bu kadar basit aslında temel bir mantığımız var. Dolayısıyla benim tavsiyem bu zorlu günlerde ihracat tarafı çok güçlü. İşte yine bunlardan biri keza arçelik. Ben son zamanlarda Arçelik'i çok beğenmiyorum. Fiyattan dolayı beğenmiyorum. Yoksa benim çok beğendiğim bir hisse ya da mesela Vestel daha ucuz bir hisse. E, şu ortamda Vestel biraz daha bana artık cazip gelmeye başladı. Geçen yayında söylemiştim. Normalde hep arçelikçiydim. E, dolayısıyla e, bu tarz şirketleri tavsiye ederiz. Bir diğer konu da e, Tav e, ve Türk Hava Yolları ve Pegasus. Şimdi e, burada biliyorsunuz ben e, Mayıs ayında Türk Hava Yolları e, borsayla uğraşmak istemeyen Mayıs ayında Türk Hava Yolları'nı al, alabilir. E, Ağustos ayının sonu Eylül ayının başı gibi e, satabilir diye e, konuşmuştuk burada. E, o günden bugüne Türk Hava Yolları çok ciddi prim yaptı. 40 liralardaydı e, bahsettiğimiz dönemde. e Şimdi 47 liralara kadar geldi. Bugün tabii bir geri çekilme var. Ama Türk Hava Yolları'nın havacılık verilerine baktığımız zaman arkadaşlar e, Türk Hava Yolları Pegasus'un biraz daha önünde görünüyor. 2019 yılını yurt dışı uçuşlarda yakaladı ve geçti. %103 seviyesine geldi. Biliyorsunuz 2019 yılı havacılık sektörünün tarihteki en iyi yılı. En iyi yılı bu yıl itibariyle Türk Hava Yolları geldi arkadaşlar. Bunu da ben önemli bir, bir istatistik olarak görüyorum. Bu yaz için eğer böyle Allah korusun terör bilmem ne savaş ekstra bir şey bela başımıza gelmezse Turizmle ilgili olarak söylüyorum bunu. Türk Hava Yolları bu yazı çok iyi geçirecek diye tahmin ediyorum. Özellikle ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançoları öncesinde e, Türk Hava Yolları'nın ya da bilanço fiyatlaması başlamadan önce dediğim gibi büyük bir e, Allah korusun bela başımıza gelmez ise bu şirketi Tav Türk Hava Yolları ben bu ikisini önceliklendiriyorum. Üçüncüye de Pegasus koyuyorum. Bunları bulundurmakta fayda var. Ne zaman bilanço dönemlerinden önce, yani bilanço fiyatlaması başlamadan önce bu şirketleri yine benim beğendiğim şu anki konjektürde beğendiğim şirketler arasında arkadaşlar sektör olarak beğeniyorum. Yani şirket spesifikte den e ziyade dediğim gibi havacılık ciddi manada e toparlıyor. E diğer taraftan şimdi enflasyon vesaire e iyice e belli bir e Noktanın altına inmiyor görüyoruz bunu bu anlamda biliyorsunuz benim perakende sektörüyle alakalı e, uz, e, yüksek enflasyonun perakende sektörüne çok yarayacağını söylemiştim yani şu ana kadar perakende sektörü çok kötü gitmiyor bu enflasyon ortamında ama açıkçası benim beklediğim kadar iyi değil bunun en önemli sebebi de işte tekrardan bir e, rekabet kurumunun soruşturması şu anda. Perakende üzerinde bir baskı var. Enflasyon nedeniyle de sürekli kampanya açıklıyorlar. İşte böyle e, milli milli kampanyalar, milli söylemlerle kampanyalar yapıyorlar. Açık bir application'da baktığınız zaman online alışverişi işte bu tarz söylemler, söylemleri içeren kampanyalar var. Bunların üzerinde baskı var. Dolayısıyla ben perakende sektörünü özellikle e, CDS'in işte 800'leri geçtiği bir ortamda e, Türkiye riskini direkt olarak e, daha fazla içeren az önce bahsettiğim sektörlere göre e, biraz daha çekimserim arkadaşlar. Şu ortamda yeni pozisyon açacaklar için söylüyorum bunu. Evvelden 60-70 liradan BİM alan ya da işte e, 35 liralardan Mikros alanlar için söylemiyorum tabii. E, bu yeni pozisyon açma anlamında perakende biraz daha mesafeli yaklaşıyorum son CDS Rakamlarından sonra genel anlamda piyasayı bu şekilde özetleyebilirim. Bugün içinde 2550 ile 2600 puan arasında bir kapanış bekliyorum. Cuma günü e, kapanışa yakın e, sert satışlar gelmez ise yani bugün e, çünkü biliyorsunuz hafta sonunda bir şeyler açıklanma ihtimali oluyor. Hani tabii böyle bir duyumum ya da söylem yok ama işte bir dizi karar açıklanıyor sürekli. Dolayısıyla bu kararlar çerçevesinde hafta sonu riskini almama eee stratejisi etkin olabilir. Bu hafta riskli bir hafta sonu olacak çünkü. E, mevcut haber akışından dolayı. E, biraz daha geri gelebilir ama benim e, 2550 ile 2600 arası bir haftalık kapanış olacağını düşünüyorum. Bankacılıktaki güçlü seyirden dolayı. E, muhtemelen biz 2500 ile 2600 arası haftayı kapatacağız. Genel stratejim bu şekilde arkadaşlar. E, şimdi e, sorulara geçeyim. Tüpraş için görüşünüz nedir demiş Deniz Eser Eee Şimdi TÜPRAŞ'la ilgili tabii e, rafineri marjları tarihi yüksekten döndü. Ama 12-13 dolar, dolar olan rafineri marjları hala da 35 dolarlarda. Ama yani TÜPRAŞ da düşmüyor. Yani çok yükseldi. Baktığımız zaman işte satışların geldiği 8 Haziran'da e, 294 lirayı görmüş. Sonrasında şu anda 272 lira. Ama piyasa çok çalkalandı arkadaşlar. Çok hırpalandı. Bu hırpalanma içerisinde e, TÜPRAŞ'ın bu geri çekilişi normal. Yani... Ee, dolayısıyla şu an çok düştü diye düşünmemek lazım. Ee, bu canım uzaylılar ya da göktaşı demiş. Benim daha önceki yayınlarda kullandığım bir ifadeydi bu, ee, bir bela anlamında. Ee, onu hatırlamış sanıyorum. Teşekkür ediyorum kendisini hatırlattığı için. Ee, Türk erak çok GSD denizcilik ne durumda? Teknik olarak yorumlayabilir misiniz demiş. Arkadaşlar GSD denizciliğin ben e, bilançosunu beğeniyorum. E, ama şöyle söyleyeyim küçük bir şirket. Her seferinde söylüyorum e, rakamlar da. Bugün tam 200 günlük hareketli ortalamasında. Dolayısıyla riskli bölgeye girdi. E, 3.80 üzeri bir günlük kapanış gerekiyor. E, GSD denizcilik için. Şu anda da tam 3.80 seviyesinde. 3.80'nin altında günlük kapanış olursa biliyorsunuz benim altın kuralımı e, enflasyonun bu böyle olduğu bir ortamda ben 200 günlüğün altına inen hisseyi e, taşımam arkadaşlar. Devam ediyorum. Eee Sasa ile ilgili yorum yapmıyorum arkadaşlar. Sasa ile ilgili yorum yapınca çok sasa sever insanlar var. Yani benim gördüğüm bazı şeyler var sasada. E ama bunları baş kendiniz araştırın, öğrenin. Sonra işte zaten sasa soran insan muhtemelen sasa tutuyordur. Sonra yorum e, sasa ile ilgili yorum söyleyince eleştiri geliyor. Eleştirecekseniz neden soruyorsunuz sasayı? Sormayın. Madem siz iyi biliyorsunuz bu işi, sasa almaya devam edin arkadaşlar. Ben e, sasa ile ilgili yorum yapmıyorum. İsteyen alsın, isteyen satsın. E, açıp bilanço okumayı e, bilen başkalarına sorun. Belki onlar yorum yapmak istiyordur. Benim boş boşuna sinirlerim bozuluyor böyle durumlarda. Yani e, ben şöyle söyleyeyim, bir tane aracı kurumdan e, sasa ile ilgili bir değerleme raporu görmedim, ede fiyat görmedim. Gören varsa e, okusun, açsın okusun raporu. Benim kavurucumda olan bir hisse senedi değil sasa almayı da düşünmüyorum. Ee, yani çok artık finansal verilere ulaşmak çok kolay. Açın bakın ee, boşluk durumuna şey durumuna bakın. Ee, yani sonuçta biz burada ben profesyonel bir insan olarak realite e, realiteye bakmak durumundayım. Bana gelip bir şirket şunu yapacağım, bunu yapacağım bilmem ne şöyle olacak, böyle olacak, çok güzel olacak derse bana bunu olabildiğince yüzde yüze yakın somut verilerle verirse ben. Bu, bu anlamda bir rapor çıkarabilirim. Çünkü sorumluluğum var. Ee, ama bireysel yatırımcı dinler kafasına yatıyorsa alır geçer. Bununla da ilgili başka bir şey söylemek istemiyorum. Toaso yorumunuz nedir demiş. Çok kritik bir günlerden geçiyor Toaso. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben Toaso ile ilgili şunu düşünüyorum. Bu adamlar Doblo'nun üretimini aldılar Stellantis. Ee, bu şirketin yüzde kırk üretimde yüzde kırk satışlarda yüzde kırk oluşturuyor Doblo. Çok önemli çok önemli. E, dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Bu e, tuhaf Toauso'yu ayağına kendi Stellantis kendi ayağına sıkar mı diye düşünüyorum. E, yani sıkmaz diye düşünüyorum. Mantık yürütüyorum ben de. Belki de hani piyasada konuşulan Stellantis'in fiyat fiyatı alması, yani Toauso'daki koç hisselerini alması Konusunda belki de bir pazarlık anlamında elini güçlendirmek için böyle bir hamle yapmış olabilir diye tahmin ediyorum bir ihtimal ama emin değilim tamamen sesli düşünüyorum mantık yürütüyorum yani sonuçta bir en önemli üretim tesislerinden biri Stellantis'in buradaki Türkiye'deki fabrika dolayısıyla bu fabrikayı böyle çöpe atacak halleri yok kapasite kullanımını bu kadar düşükte uzun süre bırakacak halleri de yok. Ama diğer taraftan şöyle de bir gerçek de var. Bugün yeni bir, e, yarın bir haber çıksa kapta. Stellantis artık işte Citroen, bilmem işte şuyun buyun e, Egea formatındaki sedan arabaların üretimini e, Toasoya verdi. Bundan sonra Türkiye'de üretilecek bu segment Stellantis grubunun en ucuz e, C-sek şey e, sedan segmenti. Diyelim ki böyle bir haber geldi. Bunun bilançoya yansıması yine bir yıl. Yani üretim bandının kurulması falan. Dolayısıyla bu haber Tuasso için olumsuz oldu arkadaşlar. Ee, böyle de bir gerçek var. Ama ee, yani şu an itibariyle 200 günlük ortalamasının da altına indi. Hani uzun vade yatırımcısı Tuasso'da kalabilir. Ama kısa vadeli yatırımcılar için Tuasso'da çok yakın gelecekte çok iyi şey olur mu sanmıyorum. Dediğim sebepten dolayı. Yani şimdi Doblo kesin üretilmiyor. Bunu biliyoruz. Ee, e diğer taraftan yeni sedan üretilecek bile dense hani o beklenen haber. tabi o haber gelse belki de son e, zamanlarda yani maliyetlenen 74-75'lerden maliyetlenenlere bir şey çıkabilir. Hani o haberin olumlu etkisiyle. Ama bence o olumlu etki de yine satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü dediğim gibi bu üretim tesisinin kurulması işte özür dilerim üretim bandının kurulması vesaire e, bir süre alacaktır. Bu arada şimdi aklıma geldi. Geçen yayında un sektörünü konuşurken ee, bir e, değerli bir izleyicimiz çok güzel bir yorum yazmış Kadıran Bey un sektöründe e, üretilen e, makinelerin birçoğu yerli makine, yabancı makine değil demiş çok haklı e, ben şimdi bu şirketlerin birçoğunu tanıyorum bazıları arkadaşım e, un sektöründe makarna sektöründe üretilen Kullanılan makinelerin gerçekten de birçoğu yerli üretim. Orada ben şöyle dedim, işte enerjiyi dışarıdan alıyoruz, makineyi dışarıdan alıyoruz, doğal gaz dışarıdan, petrol dışarıdan, elektrik dışarıdan, ham madde dışarıdan üretiyoruz. Ne kadar kar edebiliriz demek istedim orada aslında. Ama bu un sektörü için geçerli değil. Makarna sektöründe gerçekten üretilen malların e, e, makinelerin kullanılan makinelerin birçoğu yerli makine arkadaşlar. Dolayısıyla bu izleyicimize çok teşekkür ederim e, bu e, şey yorumu yaptığı için. A, aklıma gelmişken söyleyeyim üzerimde borç kalmasın. Borsa ile ilgili genel yorumumu yaptım. E, dolayısıyla e, İbrahim Bey yayının başına dönebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde borsa stratejisini benim kullandığım şu anki stratejiyi sizlere aktardım. GSD Holding beğeniyorum. Ee, önümüzdeki dönemde 5 liranın üstüne ben çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar GSD Holding'in. Onun GSD'den, GSD Denizcilik'ten de oradan bir e, katkı bekliyorum. Ama tabii son satışlarda daha tahtası e, çok sığ bir tahtası yok ama sert düştü tabii. Coca-Cola ile ilgili de şunu söyleyeyim. Hep söylediğim şey Coca-Cola bir uluslararası şirket arkadaşlar. Türkiye'deki Coca-Cola Ürdün'den Özbekistan'a, Türkmenistan yani bu Orta Doğu ve e, Orta Asya bölgesindeki birçok ülkenin merkezi konumunda bence Coca-Cola e, iyi bir şirket e, yani çok uçup kaçabilecek bir şirket değil ama e, ucuz bir şirket olduğunu düşünüyorum ben Coca-Cola'nın. Devam ediyorum. ABD enflasyonu %8.6 FED faiz tehlikesi yolda. Dolar nasıl baskılanacak? Çok merak ediyorum. Murat Bey iyi hatırlattınız. Bugün ABD enflasyon verileri geldi arkadaşlar. Ee, beklenen 8.3'tü. Gerçekleşen 8.6 oldu. Ee, ama İEM'lerde böyle ahım şahım bir satış gelmedi. Ee, sebebi de şu Çekirdek enflasyon beklentilerin altında geldi. 6.2 beklenirken altı geldi ABD'de. Şimdi tabi çekirdeğe bakıyor FED ağırlıklı olarak. Çünkü petrol fiyatları çok aşırı bir durumda. Ama tabi e, tabii bu aşırı durumun sürmesi, uzun yıllar sürmesi beklenmiyor. Yani 120 dolarda bir ömür kalmayacak Brent petrol. Bir sene içerisinde, bir buçuk sene, bir süre içerisinde yani en azından 100 doların altına inecek. Buna bir analiz zaten bekliyor. Bu anlamda çekirdek enflasyona bakıyor. Çekirdekteki enflasyonun düşüş eğilimi biraz daha rahatlattı piyasaları ama yine de tabi manşet 8.6 sert arkadaşlar. ABD'de 8.6 enflasyon öyle kolay bir enflasyon değil. Kolay kolay hazmedilecek bir enflasyon değil. Arkadaşlar Vakko çok soruluyor. Geçen gün de Vakko ile ilgili çarşamba günkü yayında yorumumu ilettim. Yani çarpan olarak şu an 6 FK ile e, trade ediyor ama dediğim gibi benim e, çok beğendiğim bir hisse senedi değil e, volatil hareketleri var vesaire Yani ben e, 50 günlüğün hemen üzerinde seyrediyor yani çok tercih edeceğim bir hisse senedi değil ülke riski vesaire de çok yüksek bu sebeplerden ben bak çok tercih etmiyorum Arkadaşlar Garanti bank tutulmalı mı diye sormuş bir izleyicimiz. Yani şimdi garanti bankasında arkadaşlar hacimler falan da çok düştü. Eski garanti değil artık. Bu halka alımdan sonra %14'ün altına düştüğü için şey e, fiyat çağrısından sonra. E, dolayısıyla garantide artık her şey olabilir. Bankacılık sektörüyle ilgili yorumu biliyorsunuz. Kısaca özetleyeyim. Bu yıl 3 ay e, bankacılık sektöründe rali bekliyorum. Bir tanesi Nisan ayıydı. Bitti. İkincisinin ne zaman olacağını şu an bilmiyorum. Ama Haziran ayı olmasını çok fazla beklemiyorum söylemek gerekirse. Saol daha ne kadar baskılanacak demiş Ümit Bey. E, bu çarpanlarla, bu döviz rezervi, bu karlıkla, bu fiyatlarda nasıl kalabiliyor? Yani Saol'da yabancı satışı oldu son bir aydır çok ciddi. Bu yabancı satışı kağıdı çok baskıladı. Açık söylemek gerekirse bence de çok baskıladı. Yani ben de bu kadar baskılacağını tahmin etmiyordum. 19.80 seviyesini sürekli söylüyorum Saolde yayınlarda. Bir üzerine çıkıyor, bir altına iniyor. 19.80'in üzerinde Yanlış sinyaller de verdi. 19.80 seviyesinin üzerinde e, kalması lazım. Saol'un kalıcılık gerçekleştirmesi lazım. Ama e, çok ciddi baskı var Saol'de. E, bu baskının önemli kısmının ben Akbank nedeniyle de geldiğini düşünüyorum. %40'ı çünkü şirketin. E, dolayısıyla o tarafta bankacılıkta bir gün yüzü görmediği için e, bu şekilde e, Saol'de de bir baskı görüyoruz. Ama yine de Akbank'a rağmen bence e, Sahol çok baskılandı. Bu kadar hak etmiyor. Asuzu gibi FK oranı çok yüksek istanağı var. Görüşünüz nedir? Arkadaşlar FK oranı çok yüksek bir şirkete alın alınması için çok ciddi bir hikayesi olması lazım. Plus FK'nın da bir hikayesi olması lazım. Aynı BİM'deki gibi. Yani şimdi BİM'de e, 14'tü FK ama adam 750-860 milyar e, ...milyon TL ceza ödedi. Şimdi bu kadar ceza ödeyince ister istemez... ...FK çıktı. E, siz bir daha bir ceza ödeyeceğini... ...ya da her sene ceza ödeyeceğini öngöremezsiniz. Yani Bu one-off bir şey. One, tek seferlik bir durum. Onu... E, ...gelire eklediğiniz zaman, e, kârı eklediğiniz zaman... ...FK 8'e geliyor. E, 10'a geliyor. e Projected FK'ya... ...baktığınız zaman 8'e geliyor... Böyle bir durumlar olduğunda yüksek FK'lı hisselerin FK'sının yüksek olmasının hikayesi olduğunda alınabilir. Ama şu hisseyi ben tavsiye etmem. FK 25-30 ve işte şirketin çok güzel planları var. Çok büyüyecek. İşte patron Amerika'ya gitmiş. Oralardan bağlantılar ayarlamak üzere falan. Yani böyle e, havaya atılmış laflar. Böyle 30 FK'lı hisse alınmaz arkadaşlar. Ama işte atıyorum BİM. Ee, çok büyük bir ceza ödeseydi de FK'sı 20'ye gelseydi e, öyle 20 FK'lı bir hisse alınabilir tabii. Ben asıl da beğendiğim bir hisse değil. Yani FK'sı çok yüksek. O FK'yı karşılayacak FK hikayesinin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ee, Havacılık yerine korsa daha az riskli olmaz mı sadece sizce demiş Gülseren Hanım. Bence öyle zaten. Yani o yüzden en başta korsayı söyledim. Biliyorsunuz arkadaşlar benim de burada 32 liralardan beri de söyledim. En beğendiğim e, hisse Corsa. E çünkü niye? Bu sene Covid bitiyor. E, lastik güçlendiricisi üretiyor adam. Last uçaklarda kullanılıyor, şeyde kullanılıyor. Bu sene ciddi bir e, turizm patlaması var. E, çok ciddi bir yaz olacak bu yaz. Dünyanın dört bir köşesinde, kuzey yarımkürenin tamamını sert bir yaz geçireceğiz. Yani dolayısıyla e, bu ortamda korsa çok daha e, ön plana çıkıyor. Zaten o yüzden gidiyor arkadaşlar. Bir de a, şirketin geliri de dolarla. Yani e, dolar da yükseliyor. E, bir de şirket dolar bazında büyüyor. Zaten Korsa e, o konuda daha defansif bir hisse havacılığa göre. Havacılığın periferisinde olan hisselerden biri. Ama tamamen havacılığa bağlı değil. Daha e, az riskli. Ama tabii hava da havacılık da çok iyi giderse. Korsadansa Türk Hava Yolları daha iyi prim yapar. Yani TAV daha iyi prim yapabilir önümüzdeki dönemde bir ihtimal. Yani önümüzdeki bir, bir buçuk aylık dönem için söylüyorum bunu. Ama uzun vadede bence Korsa daha defansif, daha iyi bir ise e, Türkiye'deki havacılıktan dolayı. Çünkü bizde çok risk oluyor. İşte şimdi Yunanistan'la olan gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Orada da bir takım riskler var. E yani böyle ortamlarda arkadaşlar havacılıkta işte hep bir diken üstü var yani. Şimdi Yunanistan'la yine Allah korusun bir olay başka bir noktaya gelse orada tabii e, havacılık çok zarar görebilir e, böyle riskleri havacılık sektörü her daim barındırıyor 15 Haziran'dan sonra 200 günlük ortalığın altına düşen Nasdaq hisselerini almak konusunda ne düşünüyorsunuz? Meta Amazon gibi vesaire demiş Mert Bey de, Mert Kurga Mert Bey herhalde ilk defa izliyor yayınımızı ben yaklaşık 4-5 aydır e, daha 200 günlüğün üzerinde e, olduğunda bile e, Nasdaq ben e, bu sene teknoloji hisselerinden Hayır gelmez uzak durun diyordum. Hatta Türkiye'deki teknoloji istanında Ocak ayındaki yayında hatırlıyorum 39 liraydı logo. Bugün şimdi bakıyorum 41 lira. Yani e, çok iyi bir şirket. Türkiye'nin en güvenilir yazılım şirketi ama bu sene onun senesi değil demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Bence e, bu satışlar yıl sonuna kadar sürecek arkadaşlar. Belki Eylül-Ekim'de bir toparlanma gelir Nazlı ama ben Ekim'e kadar bir toparlanma beklemiyorum teknoloji hisselerinde. Şu an bence onları almak için e, doğru zaman değil. Turkast petrol bence ya yani arkadaşlar döviz e, ve petrol fiyatları nedeniyle bilançosu şişecek. Dolayısıyla muhtemelen EBITDA marjı aşağı gelecek ama e, ebit tam marjı aşağı gelip bilançosu şişerken e, net kar artmış olacağı için piyasa bunu olumlu fiyatlayacaktır diye düşünüyorum e, Turkas tarafında. Dolayısıyla e, olumlu düşüncem var. Sezonsal olarak denenebilir. Özellikle yaz aylarında denenebilir diye düşünüyorum e, Turkas için. Eee Fonet sorusu gelmiş bir tane. Fonet e, ile ilgili şey yapalım. Arkadaşlar yine dediğim gibi e, az önce Nasdaq'ta söylediklerim hepsi geçerli. Son 52 haftalık ortalaması getirisi yüzde %12. E, 200 günlük ortalamasının dün üzerine çıktı ama bugün yine çok sert bir satış var. Yani ben bu tarz hisseleri çok e, Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çok volatil çünkü. Borsanın görüyorsunuz kendisi bile çok volatil. Koskoca bankalar mankalar ne hallere düştü. Bu ortamda bir de üstüne daha volatil şirketler biraz daha risk yaratıyor. E şirketin FK'sı 12.65. 52 haftalık getirisi yüzde %12. Böyle bir ortamda bence ısrara gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. E, devam ediyorum sorulara. Bazı sorular var. Onları cevapladığım için başka izleyicilerimize aynı tekrardan cevaplamıyorum. Ee, Kadiran Bey muhteşem yorumunuz için çok teşekkür ederim demiş. Olkan Budak teşekkürler Olkan Bey çok sağ olun. Ereğli ve Kardemir değerlendirme şansı olsa sevinirim. Bence Ereğli ve Kardemir biraz uykuya daldı arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde bu uyku biraz daha devam edebilir. Ee, ama ben yıl sonunda Ereğli ve Kardemir'in şu anki fiyatlardan Ciddi manada yukarıda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü demir çelik sektörü bu sene geçen seneden kötü değil. Geçen seneki primin en azından %60'ı %70'i kadar bu sene bir prim yapmasını ben beklerim demir çelik sektöründe. Kötü bir gelişme de yok ama bir kötü gelişme var o da şu demir çelik fiyatları çok iyi gitmiyor bu ara. Ee, onun da etkisiyle bir de son zamanlardaki çok yükselişin etkisiyle Ereğli ve Kardemir'de biraz geri çekilme var arkadaşlar. Recep Bey demiş ki Kadiran Bey iyi yayınlar, GES ve benzer ürünler, dolar pozitif şirketleri nasıl etkiler demiş. Ya tabii çok olumlu etkilemez. Yayının başında söyledim ama yani GES gesin ne? G'yi bilmiyoruz arkadaşlar. G yüzde otuz mu, yüzde kırk mı, yüzde elli mi? Onu bilmeden bir şey söyleyemem açıkçası. Kardemir'de cevapladık. Ee, devam ediyorum e, soruları arkadaşlar. Tezol ve Corsa sormuş bir izleyicimiz. İkisi için de olumlu olduğumu daha önceki yayınlarda söylemiştim. Bugün de fikrim değişmedi arkadaşlar. Zaten özellikle korsa tarafında fikrim kolay kolay değişmez. Haber akışı olması lazım. Sert bir haber akışı olması lazım. Zaten arkadaşlar şeyi görüyorsunuz. Satışlarda düşen hisseleri görüyorsunuz. Bir de düşmeyen hisseler var ya da çok zorlaya zorlaya satılan kağıtlar var. Onları da görüyorsunuz. Büyük ihtimalle o satışlarda biraz daha aşağıdan yerine koyarım ümidiyle satılıyor. Yani şimdi Aksa da mesela çok güçlü kaldı satışlarda vesaire. 60 liranın üzerinde hala. Yani borsa sallandı resmen. Şöyle bir sirkelendi ama bu hisseler hala güçlü. Korsa işte yine keza aynı 54-70'ten işlem geçiyor. Yani bu kadar sallanmaya göre. E, ciddi manada e, ayakta kalmayı başardılar bu hisseler. Portföydeki hisse oranı ne olmalı bu zor dönemde demiş. Çok karışık bir soru ama şöyle cevap vereyim arkadaşlar. Eğer ev alacak paranız yoksa enflasyondan korunmak için o zaman hisse oranı baya yüksek olabilir. Yani enflasyondan kendinizi koruyacağınız çok az enstrüman var. Nitelikli yatırımcılar için Eurobond alınabilir. E, i̇yi getiriler var şu an eurobondlarda Alarko'da çok güzel bir görünüm var. Buradan denenir mi? Bugün Alarko kısa vadeli yatırım önerisi çıktık e, Onur Bey. E, taciler yatırım müşterilerine ulaştı sabah saatlerinde e, şeyimiz. E, 33 e, TL seviyesinden e, Alarko için kısa vadede al tavsiyesi verdik. Oradaki e, değerlemeden bulduğumuz rapor, raporumuzu da 13 Nisan'da yayınladık. Ya 12 ya 13. Orada da 38 TL hedef fiyatımız var. 38,5 TL Alarko bu sene çok ciddi bir kar edecek arkadaşlar. Çok ciddi bir serbest nakit yaratacak. E, bu paralarla da yatırım yaparsa e, hepten e, şirketin önü açık olacak. Ben Alarko ile ilgili olumluyum. Zaten az önce Aksa Korsa dedik. Alarko da öyle. Yani Alarko'nun biraz daha Türkiye riski fazla, elektrik işi vesaire. Enerji tarafındaki riskleri barındırıyor ama çok ciddi bir nakit yaratımı var Alarko'da. Yani çok güçlü bir hisse. Şu an Türkiye'deki en güçlü hisselerden bir tanesi. Viop'ta long ya da short pozisyon almanın ya da herhangi bir hisseye spot piyasada fiziki bir etkisi var mı? Amerika'da short pozisyon açacak firmalar nasıl batırılıyor? Arkadaşlar şöyle. Şimdi e, siz Viop'ta bir pozisyon açtığınızda e, bunun direkt olarak etkisinden ziyade bunlar biliyorsunuz Viop tarafı bir e, dayanak varlığa göre hareket eder. Dolayısıyla siz dayanak varlığı e, belli bir noktaya getirdiğinizde zaten Viyop buna ayak uydurmak zorunda dayanak varlıktan. Neden? Şimdi diyelim ki Haziran vade şimdi canlı bir örnek yaparsak şimdi mesela şu an diyelim ki e, ee, Dohol Haziran vadeli e, ee, Viyop'ta 4.19'dan geçiyor arkadaşlar. Do, Doğol şu an spotta da 4.09. Şimdi zaten Haziran ayının sonunda ikisi aynı yere gelecek. Dolayısıyla siz Viyop'ta ne yaparsanız yapın Dayanak varlığı etkilenmeyeceği için günün sonunda Viop ve dayanak varlık aynı noktaya gelmek zorunda teorik olarak yani gelecek zaten. Dolayısıyla siz Viop'ta böyle bir şeyler yaparak eğer özellikle de e, çok profesyonel değilsiniz, e, spot zarar edersiniz. Ha, şöyle bir şey olabilir. E, Viop'ta günlük olarak bir e, şey hareket gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Ama e, bu e, yani çalışılabilir yani tek teorik olarak bu mümkün. Ama sonuçta bunlar dayanak varlığa göre fiyatlandıkları için dayanak varlık artı faiz e, zaten 4.19 yapıyor. Doğal'ın 4.09 iken neden Haziran vadeli 4.19? Dayanak varlık artı faiz. Bu, bu şekilde hesaplanıyor. Dolayısıyla dayanak varlık esas olandır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Mehmet Karakan demiş ki Kadiran Bey, KKM'deyim. 10 gün sonra sürem doluyor. Geçsizce BIST'i ve dövizi aşağı çeker mi? BIST için alım aşağılardan fırsat verir mi? Siz olsanız 10 gün sonra ne yapardınız? Teşekkürler. Çok spesifik bir soru. Yani bu yatırım danışmanlığı kapsamına girer. O yüzden Mehmet Bey kusura bakmayın. Bu konuda yardımcı olamam. Çok şahsi bir soru olmuş çünkü. hani O yüzden. Yoksa yanlış anlamayın lütfen. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar sorulara. Ee... Ee, Vakko'ya niye bakmıyorsunuz? İhtiyacımız var demiş bir izleyicimiz. Vakko ile ilgili yorumumu yaptım. Ee, az önce geri sarabilirsiniz. Ee, Başkent gaz şunu söyleyeceğim. Başkent gaz defansif bir hisse arkadaşlar. Yani şu enflasyon ortamında e, belli bir noktaya gelir ama 200 günlük ortalamasının altında. Dolayısıyla biliyorsunuz 200 günlük ortalamanın altındaki hiçbir hisse senedini ben almıyorum. Çelebi, Türk Hava Yolları, efendim Pegasus çok gitti ama Çelebi gitmedi dediğimiz zamanlarda Çelebi yardımınıza koşuyor. Geç kaldınız, yetişemediniz. Havacılık sektörü almak istiyorsunuz. Çelebi alıyorsunuz. Ama şu anda ben tercih etmem arkadaşlar. Şu an öyle bir dönem olduğunu ben düşünmüyorum. yani Türk Hava Yolları'nı ya da tavı ben tercih ederim Çelebi yerine hani o sektörde bir e, şirket e, alacak olsam. Karsan, e, ben Karsan'ı çok beğenmiyorum. Sebebini hemen söyleyeyim Karsan'la ilgili. Yani e, arkadaşlar 107 FK var. Bu 107 FK'yı sindirecek bir hikaye de yok. Dolayısıyla yüksek FK'lı bir şirket. Hani bu bakıyorum gelse gelse nereye gelir bu FK? Tatmin edici e, bir cevap bulamıyorum ben e, Karsan'la ilgili. Dolayısıyla ben Karsan'ı e, çok fazla tercih etmiyorum. E, bu ortamda biraz da çekimselim çekimserim açıkçası Karsan'la ilgili. Bir de otomotiv sektörü de süper değil. Yani küresel olarak da süper değil. Dolayısıyla arkadaşlar hani ilk tercih ettiğim hisselerden biri değil. cam 30 liralara ulaşma potansiyeli nedir? Teşekkür ederim demiş Ahmet Özgür Bey. Ee, ben açıkçası Şecam 30 lira geleceğini düşünüyorum ama zaten bu bir zaman meselesi. Ne zaman geleceğini kestirebilmek önemli. Yani yükselen bir dolar var. Ben eee Şecam bu yükselen dolardan e, ağırlıklı olarak 6 ve 7 Haziran'da et, e, olumlu etkilendi. Oradan ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani 21 liralardan geldi işte 22-23 liralara. Yavaş yavaş şeycam bu şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Bir de şu petrol doğal gaz fiyatları vesaire biraz daha düşerse şeycam o anlamda çok olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü yayını da burada sonlandırıyorum. Yayını takip eden izleyicilerimize buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine burada olacağım. Pazartesi günkü yayında görüşmek üzere o zamana kadar kendinize iyi bakın paralara sahip çıkın arkadaşlar